Tabii burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya seyahati öncesi havalimanında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzeleriyle ilgili anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. S-400'lere gelince bu konuda anlaşma, tamam, anlaşma imzalandı. Şimdi biz bazı teknik konuları da bu seyahatimizde de kendileriyle görüşeceğiz. Ama bunun dışında zaten Milli Savunma Bakanlarımız, Savunma Sanayi Müsteşarımız, onlar da muhataplarıyla bu konuları görüşüyorlar. Yani bir an önce onu da devreye sokmak suretiyle adımları atmak istiyoruz. İdlib'de Ben bu ifadeleri sivillerin anlamakta taciz doğrusu edilmesiyle ilgili zorlanıyorum. Rusya ile ortak çalışmanın yapıldığını Yani şimdi belirten Erdoğan, Türkiye'nin sözü ortaklığın devam edeceğini mümkün vurguladı. değil. Maalesef siviller tacize uğramakta. Onun için Rusya ile bizim şu anda İdlib'de bir ortak çalışmamız söz konusu. Ve bu ortak çalışmayı sürdürüyoruz. Sürdürmekte de kararlılığımız var. Sınırları birlikte güvence altına almış durumdayız. Amerika'nın Ben bir an Irak ve önce Suriye'de askeri onu çözümün söz devreye konusu olmadığını sokmak belirtmesine suretiyle Erdoğan'dan tepki adımları atmak gecikmedi. istiyoruz. Ben bu ifadeleri anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Yani şimdi askeri çözüm mümkün değil deniliyor. Öbür tarafta merkezi yönetimin şu ana kadar askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı. Nasıl oluyor bu iş? Yani eğer askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askeri yok ki. Onların askerleri var. Onların bütün güçleri orada. Çeksinler askerlerini. Siyasi yönteme başvurulsun. Ve bu siyasi yönteme başvurmak suretiyle bir an önce hep birlikte orada seçime gitmenin yolları. Erdoğan, askeri çözüm olmayacağını belirten Amerika'nın terör örgütlerine silah yollamasına da eleştirdi. Dünya ahmak değil. Bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor ama uygulaması farklı oluyor. Şimdi bu gerçekleri nereye koyacağız? Sadece Amerika'nın Suriye'ye zırhlı taşıyıcı olarak 3500'ü aşkın tırlarla getirdiği silahlar var. Araç gereç mühimmat var. Askeri yöntem değilse bunlar ne? Kime geliyor bunlar? Ya bunlar PYD'ye geliyor, YPG'ye geliyor veyahut da Amerika'nın kendi üstlerine geliyor. Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmelerde ihracat yasakları ve turizm konuları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya temaslarının ardından Kuveyt ve Katar'a da resmi ziyaret gerçekleştirecek.